dinleyiciler, Okudukça programında ilk program konuğumuz sevgili Ferhat Atik. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İlk olmak güzel oldu. Teşekkür ederiz. İsterseniz hemen kitaptan bahsetmeye başlayalım. Evet. Öncelikle ben merak ediyorum. Acaba Vamık Volkan'ın biyografisini yazma fikri sizde nasıl oluştu? Biz Vamık Volkan'la kitaptan önce bir projede çalıştık. Bildiğimiz bu Geleceğe Mektuplar projesi. Geleceğe Mektuplar projesi 25 kişiyle yaptığımız sohbetleri 25 yıl sonra ilk kez izlenecek bir kasaya kilitleme projesiydi. Bu projenin 25 kişisinden biriydi Vamık Volkan. Ve kendisine bu daveti yapmıştım. Ben Amerika'dan geldi ve bu çekimleri gerçekleştirdik. Bu süreç içerisinde de bu bir aradalığımız, onun biyografisini kendisini yazmak istememesi, yani otobiyografi yapmak istememesi bilgisini edindiğimde o diyaloglarda aslında biraz ben onu, biraz o beni tercih etti ve öyle bir sürece girdik. Ve işte birkaç yılda çalıştık böylelikle. Evet, onu soracaktım. Yani bu birkaç yılda elde ettiğiniz bütün anlatımlara bu kitapta yer verdiniz mi? Yoksa birazcık ayıklamalar oldu mu? Çok fazla ayıklama oldu. Yani aslına bakarsanız bu kitap işte 400 sayfa civarı bir kitapsa 2 ya da 3 tane daha kitap çıkabilir bundan. Ama işte takdir ederseniz 1600 sayfalıkta bir biyografi kitabı çıkarmak okuyucu için büyük bir sıkıntı. Bu nedenle biz en can alıcılarını ve en öncelikli olarak düşündüklerimizi bir araya getirdik. Çünkü biyografisinin yanında bir de meslek deneyimlerinin aktarması var. Neyi nasıl yaptığını aktarması var kitapta. Bu kısımları biraz daha öne çıkarmayı tercih ettik. Ama ayıklanan kısımlar yazılanlardan çok daha fazla. Fakat elimde duruyor. Peki neden böyle bir tercih yaptınız? Onu merak ediyorum. Kitabı okurken de merak etmiştim. Biyografiden daha çok meslek deneyimini yapmak. Şimdi Vamık Volkan'la ilgili tabii kitabın bir genel çerçevesinden bahsedersek bir Kıbrıs tarihiyle giriyoruz. Bunun bir özel nedeni var. Bunun nedeni tabii dünya çapında başarılara imza atmış, işte bu kadar Nobel ödülü adaylığı olmuş bir kişinin, hemen her kıtada ve hemen her ülkede çalışmalar olmuş bir kişinin nereden çıktığı, nerede doğduğu, tüm bunları yaparken Atatürk'le ilgili kendi yazdığı kitapta onun yaptığı gibi aslında neden bunları yaptığını anlatabilmek için coğrafyanın tarihine dönmek zorunda kaldık. Yani zorunda kaldık derken bu böyle sıkıldığım bir şey olmadı aslında. Çok keyifli bir şey oldu. Ve Kıbrıs'ın tarihini bütün geçmişiyle inceledikten sonra bu topraklarda yaşarmış bir adamın önce kendi kısa hikayesini anlattık. Bu hikayeyi çok uzun tutmak yerine aslında yaptıklarını öne çıkartmayı hedefledik. Bunun temel nedeni Vamık Hoca'nın kendisidir. Çünkü sıradan yaşamıyla ilgili herhangi bir kişiyi tanımaktan çok yaptıklarıyla ilgili tanımanın daha önemli olduğunu düşünüyor. Açıkçası Vamık Volkan gibi biri için bu çok önemli ve o anlattıkça ben de buna çok ikna oldum. Çünkü yani gündelik hayatından daha çok ne yaptığı ve bunu nasıl yaptığı önemliydi. Ve biz madem ki bir rakam sınırı yok sayfa sayısında ama madem belli bir rakamda toparlayacağız bu kitabı, içerisinde en çok yaptıklarını anlatmayı tercih ettik. Yani bunu tercih etme nedenimiz böyle bir şeydi. Tabii bu kitap sadece Kıbrıs'ta değil herhalde, Türkiye'de de satılıyor. Birazcık da bunun için sanıyorum başta detaylı bilgi vermeye ihtiyacı hissettiniz. Tabii. Şimdi sadece Türkiye'de değil aslında şu anda Türkçe konuşulan her yerde satışta kitap. Yazın bitimiyle birlikte de bütün dünyada satışa çıkıyor. Çünkü İngilizcesi çevriliyor şu anda. Yine Vamık Hoca'nın kontrolünde yapılıyor bu çünkü bir literatürün İngilizceye ihtiyaç var. Yani okuduğunuz gibi içerisinde çok ağırlıklı bir literatüre girmedik mümkün olduğunca. Ama tamamen de kaçamadık tabii literatür kullanmaktan. Bu nedenle hem alandan olması hem İngilizce hem Türkçe'ye tamamen vakıf olması gibi bazı özellikler aradık ve şu anda Nazif Bozatlı çevirilerini yapıyor kitabın. Şimdi şöyle bir ifadeniz var girişte. Bunu birazcık derinleştirelim istiyorum. Bir biyografi temsil edeceğiniz hayata dönüşmenizi sağlıyor. Ancak o zaman kendi yaşamadığınız bir hayatı olabilecek en iyi şekilde aktarabilirsiniz diyorsunuz. Evet, çok iyi yakalanmış bir cümle kitabın içerisinde. Ben biyografi okumayı çok severim. Ve hep okuduğum sürelerde de aklımdan şu geçer ki yazar kendisini yazmıyor, bir başkasını yazıyor. Ve onu yazmak için biraz onun etine kemiğine bürünmek zorunda kalıyor. Ben bu 3,5-4 yıla yakın sürede bunu yaşadım. Yani biraz Vamık Volkan gibi düşünmeyi öğrenme gayretiyle geçti. Biraz yaşadıklarını yaşarcasına anlama gayretiyle geçti. Örneğin bahsedeceğiz yeni yayına giren belgesel gösterime giren belgesel Vamık Volkan'ın iki kız kardeşinin kendisi Amerika'dayken Kıbrıs'taki mücadele döneminde evlerinden koşarak kaçma sahnesini gördüğü bölümü var. Kitabımızda da yer verdik biz buna. Vamık Volkan Virginia'daki evinde otururken televizyonda bu haberi görüyor. Ve haberdeki rastgele bu koşarak kaçan iki kadın onun kız kardeşi ve annesiydi. Şimdi bunu benim anlamam gerekiyordu. Yani ben biraz da bu anlamak için kapandım. Yani hissetmek istedim. Hakikaten böyle bir durumda empati bile yetmez. Yani daha üzerine çıkması gerekiyor insanın. Ve hakikaten bir biyografiyi aktarabilmek için bir hayata bürünmek zorunda insan. Ne kadar başarabilir? Bence tamamen başaramaz tabii. Yani kimse olamaz. Ama mümkün olduğunca anlayabilmek için ona bürünmek gayreti içerisine girdim. Belki birçok insanı yazarken çok fazla zorlanılmaz ama Vamık Volkan'a bürünmek kolay değil. Mutlaka. Şimdi aslında ben bu kitapta birazcık onun çalışmalarını siz öne çıkardığınız için sanki böyle Arvin Yalom'un tarzını hissediyorum. Siz de böyle bir şey düşündünüz mü ya da siz de hissettiniz mi öyle bir yakınlık? Ya aslında temel bir biyografi yazarı değilim. Yani belki hayatımın geleceğinde de hedefim biyografi yazmak değil. O yüzden okudum tabii söz konusu biyografilerden. Fakat biraz öne çıkma nedeni yaptıklarının çok önemli olması aslında. Yani birinci öncelik bu. Yani Doktor Volkan çok önemli şeyler yapmış. Biz bunun çok azını bilmişiz. Tabii bilen biliyor da birçoğumuz bunun çok azıyla yetinebilmişiz. İşte Mesarya'dan çıkmış büyümüş bir çocuğun Ankara ve Amerika serüveninde geldiği noktaya baktığımızda attığı her adım, gittiği her ülkede karşılanmasından gösterilen ilgiye kadar yaptığı her şeyin ne derece önemli olduğunu görüyoruz. Yani o formatın nedeni aslında biraz bu. Yani yaptıklarının çok önemli şeyler olması. Evet, Vamık Volkan'ın çalışmalarından burada bayağı bahsettiniz, bunu siz de söylediniz. Yani bu çalışmalar arasında doğrusu beni en çok etkileyen kimlik oldu. Ama merak ediyorum, sizi en çok etkileyen çalışması hangisi ve neden? Şimdi kronolojik olarak sıraladığımızda aslında Vamık Volkan'ın birbirini takip eden bir sürü geliştirdiği kavram var. Bulduğu veya geliştirdiği kavramlar. Kimlik bunlardan biri ve çok önemli bir kavram. Beni en çok etkileyense büyük grup psikolojisi oldu. Çünkü büyük grup psikolojisinin aslında kimlikle de çok yakın ilgisi var elbette, iç içe neredeyse. Biraz yaşadığımız coğrafyada ilgili olması aslında kimlik de böyle. Çatışma yaşanan birçok coğrafyada olduğu gibi bizde de gerek sıcak çatışma, gerek psikolojik çatışma, gerek soğuk çatışma tamamında hem kimlik sorunsalı hem de büyük grup psikolojisinin bireylere, temsilcilere, liderlere, görüşmecilere yüklediği sorumlulukları anlattığı için biraz da kendimizi anlamaya çalışma gayretinin nedeniyle benim için de büyük grup psikolojisi çok önemliydi. Ve içinde sizin bahsettiğiniz kimlik sorunsalı da elbette var. Ancak bunun yanında tabii Atatürk kitabını da çok etkili okudum. Her iki çalışmasını da okudum Atatürk'le ilgili. Ayrıca sadece Atatürk kitabıyla ilgili anlattıklarından hakikaten bir kitap olurdu. Çünkü Atatürk kitabı kimi çevrelerce bilerek ve isteyerek yanlış lanse edildi. Yani Vamık Volkan'ı Atatürk kitabını yazdığı için Atatürk düşmanı gibi gösteren sözde Kemalist çevreler de var. Ve bunu kasıtlı manipülatif söylemlerle ortaya döken Türkiye'de kimi insanlar var. Her yerde izleyebiliyoruz. İşte kendi düşüncesine kapanmış ve eleştiriye hiç açık olmayan beyinlerin ürettiği sıkıntılar aslında bunlar. Oysa kitabı detaylıca incelediğiniz zaman Atatürk'ün başarısının hangi psikolojik etkenler sonrasında oluştuğunu anlatmaya çalışan duygusal bir yapısı var kitabın. Yani kötüleyen de bir tarafı yok. Evet, yani hakkında resmi tarihin sakladığı şeyler var. Bunlar da ortaya çıktı. Ancak bunlar Atatürk'ün başardıklarını gölgeleyecek şeyler değil kesinlikle. Neticede Atatürk bir insan ve ne onu eleştirmek ne hakkında iyi veya kötü şey söylemek de tabu olmaması gerekiyor böyle bir çağda. Ve kötüleyen bir yanı da yoktu o kitapların. Fakat kimi çevreler nedense özellikle o konudan dolayı saldırı yapıyor Vamık Volkan'a. Hiç önemli değil bu. Çünkü farklı düşünceleri, farklı şeyler söyleyebilmeli tabii her birimizin yazılarıyla ilgili. Ancak benim kitap içerisinde o kısım da çok önemsediğim bir bölüm oldu. Çünkü eleştirileri de dinleyerek yazmaya başladım. Ancak hakikaten tamamen anlamsız geldi bu eleştiriler. Özellikle de kitabın her iki baskısını da didik didik inceleyerek okuduktan sonra bana göre anlamsız geldi. İşte kimlik, büyük grup ve bunun yanında Atatürk'le ilgili bölümler benim de etkilendiğim, dinlerken de etkilendiğim kısımlardı. Şimdi kitabın başında kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'la ilgili bayağı anısından bahsediyorsunuz, mektuplarından, paylaştıklarından falan. Yani özellikle ondan bahsetmenizin bir nedeni var mı? Yani belki Vamık Volkan mı böyle bir şey istedi? Tabii aslında proje önce Denktaş mektuplarıyla başladı. Biz önce tüm Denktaş mektuplarını inceledik birlikte. Yani merhum Denktaş'ın Vamık Hoca'ya gönderdiği mektuplar ve Vamık Hoca'nın kendisine, merhum Denktaş'a gönderdiği mektuplar. 200'ün üzerinde mektuptan bahsediyoruz. 200'ün üzerinde üst düzey bir dille yazılmış bir mektuplaşmadan bahsediyoruz. Bu 30 yıla yaklaşan da bir yayılımı var bu mektupların. Hatta benim aklımda sadece mektuplardan bir kitap yapmak da vardı. Ancak mektupların tamamını okuduktan sonra hepsinin yayınlanamayacağını düşündüm bu mektupların. Ve bu mektuplar içerisinde birlikte birkaç tane mektup seçtik. Özel olduğu için mi? Özel mektuplar. Yani içinde yazan şeylerin yani kamuyla paylaşılacak şeyler olmamasından dolayı. Yani gizlilik nedeniyle değil, kişisel şeyler ve duygusal şeyler olması nedeniyle sadece şahidim ki politik değiller. Mesela bu dostluğu bilen birçok insan bana tıpkı Dr. Volkan'a sorulduğu gibi Denktaş faydalanıyor muydu? Politik anlamda bilgi alışverişi yapıyor muydu diye sorduğunda öğrendim ve rahatlıkla cevap verebiliyorum ki hayır. Merhum Denktaş Vamık Hoca'nın dostuydu ve yazışmaları tamamıyla dostluk